Efendim, mükemmel sohbetimize, samimi sohbetimize Yeşim Ceren Bozoğlu'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toparlandık ama rüzgar esiyor. Bırak dağınık kalsın değil mi Yeşim? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Artık ne yapalım? Kısmetimiz böyleymiş. Böyle. Bol bol rüzgarla beraber sohbet edeceğiz. Peki, dedik ya eğitmenlik çok önemli. Kendi oyunculuk atölyeni kurdun. Yüzlerce gence yol gösteriyorsun, yön tutuyorsun onlara ve işte temiz şöhret olsunlar temiz diye. Star. Değil mi? Onlar temiz star, pardon. Yani işte temiz star, temiz şöhret, can yayınımız. Yapacak bir şey yok. Uğraşıyorsun işte. Temiz starlık nasıl bir şey? Nedir bu? Vallahi aslında tam da bu deminden beri konuştuğumuz şeyle alakalı bir kavram o. Çünkü bu meslek dışarıdan bakıldığında çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bu işin o magazinel kısmı, renkli dünya, güzel kıyafetler, işte saçlar, başlar, makyajlar, büyük paralar gibi gözükse de aslında içeride uzun vadeli, uzun süreçli bir maraton olarak baktığında çok ciddi bir disiplin gerektiriyor, adanmışlık gerektiriyor, kendini sürekli yenilemek gerekiyor. Bu noktada da o çizgiyi sürdürebilmek için de bağımlılıklardan uzak, işte uyuşturucu kullanmayan, alkolik olmayan, hayatında kendini gerçekleştirmek konusunda hedefleri olan, kendini yenilemeyi beceren, oyunculukla ilgili de, hayatla ilgili de bir duruşu, bir görüşü olan bir yolu seçmek gerekiyor. Temiz starla anlatmaya çalıştığım şey bu ve o noktada da aslında programın başından beri konuştuğumuz, bana kalırsa toplum anlamında da, toplum nezdinde de bir takım sorumlulukları olup örnek olmak gibi naçizane kendi çeperinde kadar da olsa bir derdi olan starlardan, gönüllerin starlarından bahsediyoruz diye. Ya onları yetiştirmeye çalışıyorsun. Evet. Bu çok önemli bir şey. Kuliste de konuşurken makyaj odası sohbetleri bizim meşhurdur. Şeyi demiştik. Hani her şeyin bir bedeli var. Mutlaka. Yani bu çocuklar mesela altyapı işte ortalama bir aileden geliyor maddi. Birden o çocuğun eline büyük paralar geçiyor. Yaşı genç. Ondan sonra türlü bağımlılıklar, işte bir şeyler yok olup gidiyorlar. Alıyor gidiyor. Maalesef. Onları elde ediyor bir şeyleri belki. Hani herkes kuyruğa giriyor falan ama sonra şey dedin ya, 5-6 antidepresanla yaşıyorlar. Yani tabii 5-6 antidepresan alacak kadar parası varsa eğer öyle oluyor. Şöyle söylemekte belki fayda var. Maddi güç herkesin isteyeceği bir şeydir. Ama o güce sahip olduğunda hayatta ne yapacağını bilmiyorsan o güç seni öldürür. O noktada da kültürel anlamda bir altyapın yoksa, hayatı yaşama bilgisi anlamında bir yolun, yöntemin ve bir seçtiğin bir yaşam stilin yoksa o para, o şan, o şöhret sana fayda değil, zarar veriyor. Yani işte bu dünya güzeli teknelerin içinde evet trilyon parası oluyor belki. Bu sadece bizim sektörümüzle alakalı değil, maddiyatla alakalı bir şey söylüyorum ama günü 6 antidepresansız tamamlayamıyor. Çünkü artık hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Hiçbir şeyin temasını hissetmiyor. Bu genel olarak benim hayatla ilgili okuduğum bir şey. Yani insanlar tüketerek mutlu olmuyor. İnsan üreterek ve faydalı olduğunda, başkalarına fayda üretebildiğinde ve bunu paylaşabildiğinde paylaşmak oluyor. O yüzden de çok önemli. Günümüzde bu ister sanat için olsun, ister oyunculuk için olsun, ister hayatta yaptığın ne olursa olsun, tüketimde misin, üretimde misin? Alıcı mısın, verici misin? Aynen öyle. O bunlar... üretimi nasıl dengeli bir biçimde paylaşabiliyor musun? Hayatındaki mutluluk bununla alakalı, hayatındaki huzur bununla alakalı. Yoksa başarı ve güç eğer ve şöhret eğer mutluluk getirseydi Elvis Presley overdose'dan ölmezdi. Amy Winehouse overdose'dan ölmezdi. İşte Türkiye'nin efsanesi Cahide Sonku
parasızlık içinde ya. Ölmezdi. Çok örnekleri var bunun. Çok, çok. O yüzden de bunun başarı ve mutluluk getirmediğini bilmek ve o anlamda kendi öğrencilerime de anlatmaya, izah etmeye çalıştığım bir şey bu. Sonuçta ne istediğin konusunda net olmak bence çok önemli. Farkındalık. Evet, hem farkındalık hem de net olmak çok önemli. Bir de orada benim için çok önemli olan bir şey var. Eğer sen bu sofrada bir dilim ekmek, bir dilim peynir, bir parça domatesle mutlu olamıyorsan aşağıda 250 liralık suşi yediğinde de olamayacaksın. Emin ol, olamayacaksın yani. Çünkü kıyasın yükseldikçe de, yani o suşiyi bir kere yediğinde mutlu olabilirsin. Tamam, ama ikincisi, üçüncüsü bu sefer eziyet gelecek çünkü daha fazla gidebileceğin bir şey yok. Mide dediğin şey şu kadar bir şey. Tat bir kere alınıyor ve şaşırtıyor. Sonrası yok. O yüzden bence hepimizin önümüzdeki yüzyıl o anlamda bence sadeleşme yüzyılı olacak. Daha köke dönüş, daha organik, bir yandan teknoloji bu kadar hızlanırken bir yandan tabii. da hakikatin ve organik olanın, gerçek olanın çok kıymetlendiği bir çağa doğru gidiyoruz bence. O yüzden hepimiz sadeleşmeye ruhsal olarak da, zihinsel olarak da, ekonomik olarak da başlarsak akıllılık etmiş oluruz. Bence de. Şimdi biraz önce dedin ya, mide dediğimiz şu kadar bir şey diye. Şimdi sen aldığın ve verdiğin kilolarla çok gündeme geldin. Ama bu aldığın kiloları diziler ya da o karakterler sinema için aldın. Için. Bayağı bir aldın. Bu çok büyük bir riskli bir kadın oyuncu için. Hani güzellik olarak bakarsak. Çünkü bir de vermesi var buna. 57 kilo mu ne verdin ya. İnanılmaz bir şey bu. Bu tabii ki senin oyunculuğa verdiğin işte değer, aşk, sorumluluk, tutku, aşk. Aşk. Ama bunu dünya starlarında da görüyoruz. Yeşim, bunu dünya starlarında da görüyoruz. Adam o karaktere girmek için 1-1,5 sene İşte Christian Bale'in var Makinist filminde. Tabii. Charlize Theron'un Monster'da var. Aslında Hollywood'da da çok yok o çıtayı zorlayan. Yok o ama işte. O kadar cesur olan çok az oyuncu var. Az. İşte onu diyorum. Star ama bunlar az. Peki oyunculuk için bu kadar kiloyu aldın verdin. Her şeyi yapabilir misin? Geçen gün konuştuk. Bir kadın Hande gelmişti. Dedim ki çıplaklık bir kadın sanatçı için cesaret işi midir? Yoksa hayır, o karakterin o sahneyi çekmesi gerekiyorsa gerekiyorsa sanat mıdır? Yani ne için hangi hikayeyi anlattığınla alakalı bir şey bence. Atıyorum Kur'an-ı Kerim'de Firavun olmasa Musa'nın hikayesini öğrenemeyiz biz. Dolayısıyla Firavun'u anlatıyorsam ve o elzem bir şeyse ve insanların hayatında bir şey dönüştürecekse çıplaklık bence bu işin en kolay kısmı. Yani hani bugün şu bulunduğumuz işte Yalıkavak'ta marinada değil belki ama şöyle köye doğru ilerlesek bebeğini emziren bir annenin memesini görebiliriz. Bu hiç önemli değil bence yani. İnsan eti dediğimiz şey benim baktığım yerden, hayata baktığım şeyi söylemeye çalışıyorum. Evet, bir etten bir giysi veriyor Allah bize. Bunu ne için, hangi amaçla, nasıl kullandığın ve ne niyetle kullandığın çok önemli. Anlattığın hikaye bunun tırnak içinde ticari anlamda satışına yönelik bir şeyse benim oralarla zaten hiçbir zaman işim olmadı. Hiçbir zaman da işim olmaz ama onun dışında atıyorum bana desen ki Türkiye'nin hakiki bir meselesini anlatacak bir film desen, tecavüze uğramış, işte köyü yanmış, yakılmış, evladının birini kapmış, öbürünün cesedini tutmuş bir anneyi şu dağlardan çırılçıplak koşarak oynar mısın paramparça yüzün? Tabii ki oynarım. Ona inanırsam i̇şte oynarım. İnanmak değil mi? Evet. Yani ona inanırsam oynarım. Ama inanmak. Tırnak içinde cinsellik satmayı veya oradan hani çevrilen numaraları benim çok tercihim değil. Yani oraları oynamak kolay. Oraları oynamak kolay diyorsun. Doğru. Peki bu kadar genç yetiştiriyorsun.
çocuklara ilham veriyorsun, yol yön gösteriyorsun dedim İnşallah. Ya. O kadar sahicisin ki. Çok teşekkür ederim. Görünüyor bu. Peki bu kadar sahici, bu kadar işine tutkuyla bağlı, bu kadar yeni nesil yetiştirmeye çalışan bir kadın olarak kendi çocuğunu istiyor musun artık? Çok. Evlilik ve çocuk. Evlilik ve Ceren Bozoğlu için ne anlama geliyor? Evlilik çok benim için çok kıymetli bir kurum. Yani ama zannedildiği gibi olmadığını da düşünüyorum. Şu anlamda söylüyorum bunu. Evlilikten beklenti, işte romantik pastalar, süslü püslü laflar, işte pembe mumlar, güller, çiçekler, böcekler. Hiç öyle değil. Evlilik demek bela demek, dert demek, kaos demek, problem demek. Öğrencilerim de işte arada birileri geliyor. Hocam işte ben evleniyorum, ben nişanlanacağım, hocam kız istemeye gidelim falan dediklerinde hep şunu söylüyorum. Düğün günü Allah korusun ama yolda giderken evlendin, geri döndün. İşte balayına gideceksin, evine döneceksin. O sırada araba kazası oldu ve az önce imza attığın eşin tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 25 sene, 30 sene, 45 sene, 55 sene bakar mısın? Bakarım diyorsan o zaman evlen. Benim evliliğe bakışım biraz da böyle bir yerden. O noktada gerçekten bir insanla yoldaş olmak, hayat paylaşmak çok kıymetli, çok değerli. Bir de yaş itibariyle de artık kaş gözden ziyade benim hayatta temelde aradığım şey insan ilişkilerinde de evlilikte de muhabbet. Yani nasıl ruha ki nasıl ki senle şimdi aşağıda konuşurken ne dedik makyaj odasında? Ya keşke kameraları kursaydık. Hani biz zaten konuşmaya başladık onları. Bak şimdi hala laf bitmiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Konuşacak lafının olması, birbirini gerçekten dinlemek, birbirini gerçekten anlamak, temiz kulakla, temiz gözle, temiz yürekle dinlemek ve paylaşmak çok kıymetli. Muhabbet bence bu dünyadaki en lüks şey. Bir de şöyle elini tuttuğun zaman onun sıcaklığını hissetmek. Ya da böyle omzuna yaslandığın zaman güven duygusu. Her iki taraf içinde. Çok. Bunlar çok önemli değil mi? Yani yakın zamanda maddi manevi iflas ettim diye bir açıklamam var. Hadi maddi iflası anlarım da manevi iflas nedir? Nasıl olur? Yani senin gibi şahane bir olur. Sanatçı... Allah seni çok seviyorsa çok güzel tokat atıyor. Manevi bir iflas ettiriyor seni. Hanyayı koyayı bir daha baştan anlıyorsun. Anahtarımı, kapıyı kapattım bir daha evime giremedim demişsin. Evet. Yani o TED Talks diye bir benim öncesinde de takip ettiğim, çok sevdiğim bir yerden sağ olsunlar konuşmacı olarak bir seminer için davet ettiler. O hikayeyi anlatma sebebim oydu. Yani magazinel bir yerden olsa olaylar patladığında zaten konuşsaydım velet dalin abin durumundaydık şimdi. O benim kendi adıma yaşadığım bir dönüşüm hikayesi. Bir yandan da manevi İflas kısmı da aslında tasavvufta Allah sevdiği kulunu dövermiş diyorlar ya, Mesevi'de öyle bir şey var. Hamdım, yandım, piştim. Piştim, durumu, yandım. Yanmadan durumu. Pişemiyorsun. Aynen öyle. O dönemde kendi adıma benim kendi hayattaki duruşumla, gerçekliğimle, işkolikliğimle, kendimi yok saymamla, kendimin kul hakkına girdiğim yerlerle yüzleşmek için başıma bir takım belaların gelmesi gerekiyormuş. Ve Allah benden ümidini kesmemiş ki o belaları verdi çok şükür. O tokadı yedik. Şefkat tokadı diyorlar işte buna tasavvufta. Ama sonra da elimi hiç bırakmadı ve ayağa kaldırdı. Hayatımın en önemli tecrübelerinden biri olarak bakıyorum o döneme. Çünkü bir yandan o TED konuşmasında da YouTube'da var, merak edenler olursa işte TED Talks diye şimdi Ceren Bozoğlu yazınca çıkıyor. O süreçte de sürekli onu hissediyordum Şafak. Yani bunu yaşamamın bir sebebi var. Ve ben eğer bu maddi manevi iflas içinden ayağa kalkıp kalkmayı başarırsam ve yarın öbür gün bunu başkalarına anlatabilirsem nasıl yaptığımı, o zaman fayda üretmiş olacaktım. Bunu kalbimde hissettiğim için dayanabildim zaten. O anlamda da gerçekten bazen... Dayanılmayacak bir şey miydi?
Yani çok kolay bir dönem değildi diyebilirim yani. Yani şu anda ben, senin gözlerin birdenbire değişti. Böyle bir hüzünlendin, hani bir döndün, gittin, geldin. Bu kırıklar birazcık orada görüldü falan. Ya tabii, tabii. Değişiyor insan. Hemen çok. Bir geriye döndüğünde hemen çok. Burada ama gördüm. Yani işte şey, çok kıymetli bir şey. Belki bugün bizi seyredenler arasında da vardır. Hayatım bitti, mahvoldum. Buradan çıkış yok dediğin yerde bile ölüm yoksa mutlaka bir çözüm olduğunu ve bunun Allah tarafından sana verilebileceğini unutmamak bence çok kıymetli. Orada açık olup soru sormaya devam etmek lazım. Çünkü gerçekten ölümden başka her şeyin çaresi var. Yani. Ve Allah sana nefes aldırıyorsa o çözümü, o çareyi bulmak için her zaman bir şansın var. Muhakkak. Ama orada biraz tabii bildiğinden vazgeçmek, kabı boşaltmak çok önemli. Yani bizim gibi güçlü kadınların hayatta her şeye direnmesi, işte o biraz ruhsal ramboluk, tek başıma dağlara da tırmanırım, ovalardan da geçerim, savaşları da, aileyi de sırtıma alırım falan. Yardım almayı öğrenmek, bildiğinden vazgeçmek, yeni bilgilerin peşine düşmek, kendini yeniden okumak, tanımlamak çok önemli. Ha, asla vazgeçme benim mezar taşıma yazılmasını arzu ettiğim bir cümledir o. Benim hayat mottom. Asla vazgeçme çok önemli bir şey. Zaten başarının bence birinci anahtarı da bu. Evet. Başarılı olmuş insanların hayatına baktığın zaman hiçbir şey havadan hop diye tepsiyle gelmemiş. Mümkün değil. Acımış, yanmış, yıkılmış, tabii. Kırılmış, tabii. Kanamış ama pes etmemiş, devam etmiş. Peki Yeşim Ceren Bozoğlu kendini nasıl bir kadın olarak tanımlar? Duygusal mısın? Böyle dobra mısın? Ne bileyim, feminen, böyle çıtır 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 mısın? O çıtır çıtırlık kısımları çok mahrem zamanlardı. Benim çok zordur. Feminenlikle ilgili ciddi sıkıntılarım vardı. İçinde bulunduğum sektörden ötürü de işte diyoruz ya, bu hafif kadın algısı. Yani en güzel o 20'li 30'lu yaşlar arasında hep kamyoncu Namık gibi. Eyvallah kardeşim, birader ne yapıyorsunuz çocuklar kolay. Böyle yani. Kendini korumak için ekstra bir maskülen enerji. Veya çocuk egosuyla geçti uzun yıllar. Şimdi işte şimdiki yaşlarda biraz daha artık yaştan mütevellit, hani daha rahatladığımı düşünüyorum. Daha sakin olduğumu düşünüyorum. Algıda oturdukça karşı taraftan sana o saygınlıkla gelince insanlar, ekstra bir çabaya girmek zorunda kalmıyorsun. Yani romantik misin? İlişkide diyelim ki romantizm arar mısın? Yani Yeşim Ceren Bozoğlu ya romantik bir kadındır diyebilir miyiz? Romantiğimdir de öyle yani tek taş orkide falan onlar çok yalan gelir öyle bana. Mi? O böyle şiirsel laflar falan çok yalan gelir. Ama hani nasıl söyleyeyim? Ya hiçbir şey değil de ne bileyim işte bir özel bir gün için şuradaki çimeni kopartıp üstüne seni çok seviyorum yazıyorsan, o benim için hayattaki en büyük hediye mesela. Yani o benim için bilmem ne orkidesinden daha kıymetli. Sana öyle hediyeler geldi mi hayranlarından? Hani hep eskiden anlatılırdı ünlü kadınlara. Yok hiç. Güzel kadınlara. Orkideler içinde çiçekle şey yüzükler yok, gelir. Yok ben öyle şeyler hiç kaldı mı acaba yani? Yok benim öyle başıma şeyler öyle şeyler gelmedi. Yani benim romantizmim daha ziyade 1920'lerden çay bahçesi romantizmi yani. Biraz da anneanne yetiştirmesi olduğum için bakma çok, yani özel hayatımda çok mahcup bir insanım, çok utangacım. Dobralık hak yendiği zaman set yakarım, yani onu sektörde biliyorlar artık. Komik bir şey oldu mu böyle set yakarım diye? Bir tane anlat. Vukuatlarım var. Hadi canım. Bize anla. Korkuyorlar sonra benden, şey bak yapma. Yok ya, bir tane şöyle hani muhabbet olsun şurada gülelim diye hani. Vallahi şöyle şeyler ya, işte haksızlık olmuyor. Yani ekip benim için çok önemli. Kameramanından set işçisine, işte oyuncu arkadaşıma, oradaki asistana çok önemli. Bir de bizim yaptığımız iş normal bir iş değil. Ben anam babamın suratından çok ekipteki arkadaşımın suratını görüyorum. Bir de çok sevdiğim için o insanları, işte nasıl bir insansın, duygusal mısın? Aşırı çok alınganımdır mesela, çok kırılırım. Burcun ne?
Aslan yükselen Aslan. İkizler çıktı ama haritada harita bir yengeç tarlası. O yüzden gören yengeç zannediyor beni. Şu vuku hatlarından ne olur bir tane. Komik yani işte komik böyle, olan ama. Nasıl anlatayım şimdi? Bir asistana bir haksızlık yapılmış. Orada bir çocuğun bir şeyi olmuş böyle. Çocuk felçli annesi var. Koca boşamış. Kız bir yandan anasına bakıyor. Bir yandan küçük evladı var. Onu komşuya bırakıyor. Sete geliyor falan. Bir yanlış anlaşılma, bir tatsızlık, haksızlık yüzünden de kızı işten atıyorlardı. Kaset teslim etmem dedim. Bu olay çözü. Gece 3.30'da çekmiyorum dedim sahneye. Bu olay çözülecek. Biraz böyle ekibin sendikası gibi hissetme durumlarım oluyordu. Şimdi artık karışmıyorum ama. Çünkü çok şükür. Yani bu konuştuğum kaç bin sene evvel. Biraz da belki şeyle de alakalı. Sektör de biraz daha iyileşmeye başladı. Artı insan ilişkileri de değişiyor, gelişiyor çok şükür. Bir yandan da yani bir sete gittiğinde zaten hani herkes artık birbirini biliyor, meşrebini biliyor. Benim setimde hiçbir mesela genç arkadaşımla sorunum olmaz. Büyüklerim zaten çok tamam, sever, küçüklerim sever. Bir şey merak ediyorum bak, anlatıyorsun. Herkes çok sen... saygılı oluyor. Beni görünce ama mi oluyor, ne oluyor? Birazcık bir de şey var yani hani seni tanımayan biri ya da ya Yeşim Hanım böyle baktığı zaman ha, baktın mı sen oyunculuğunda da bakışlarla oynayan güçlü bir sanatçısın. Bir çekiniyor insan. Yani çekiniyorlar mı? Böyle bir şeyin var senin, hani bir duruşun var. Güçlü bir insanım çünkü. Güçlü bir evet. kadın. Yani bence yani güçlü böyle kolayca bir insanım. Sana evet, insanlar evet. Çünkü hani vazgeçebiliyor. Bir şey yapamıyorlardır hani. Satın alınamazlıkla alakalı bir güç. Galibali olamıyorlardır. Yok, çok hani böyle şükür. Bir şey var. Çok şükür. Ben 25 senedir bir sektörde ekmek yiyorum. Mesela hani o klasik Yeşilçam şey vardır ya, bir yapımcı yönetmen gel bakalım bir kahve içelim. Bana hiç gelmedi yani. Biz de güzeldik, biz de gençtik. Hiç kimse de bana cesaret edip böyle bir şey. Hala güzel ve gençsin. Çok teşekkür ederim ama. Hala. Yani o evet biraz herhalde senden gelen elektrikle alakalı. Bir de benim kalkamayacağım bir masa hiç olmadı hayatımda çok şükür. Bir masaya oturduysam oranın hesabını komple ödeyemeyeceksem ya oturmam ya da o masaya oturuyorsam onu göze alıp oturuyorumdur. Kaybedemeyeceğim hiç kimse yoktur. Çocuklar, yaşlılar ve ailemi saymıyorum zaten de. Hayvanlar dışında bir zaafım yok. O yüzden hiç kimse benim için vazgeçilmez değil yani. Kimsenin onayı için takla atmam ben. O da sanıyorum bir şekilde karşı tarafa enerji olarak geçen bir şey. Evet Şafak. Tabii. Yani yanlış yapıyorsan sen, yalan söylüyorsan, kötü kalpli bir şey yapıyorsan dönüp baktığımda ben sana niye yapıyorsun bunu diye bakıyorum. Ve eğer ısrar ediyorsan ve ben ona şahit oluyorsam, çünkü şahit olmak sorumlu olmaktır. O zaman müdahale edebilecek gücüm var. Çünkü senden vazgeçebilirim. O i̇şte onu bu. Oturup ha, yani o işte masaya bu. Oturduğunda o vazgeçmek, bence bu dünyada vazgeçebilmekten daha büyük bir güç yok. O zaman satın alınamaz oluyorsun çünkü. Çok doğru, çok haklısın. Biraz önce dedik ya anne olmak istiyor musun? Çok dedin. Kız mı hayal ediyorsun? Erkek mi? Erkek. Erkek. Hiç yalan söylemeyeceğim. Erkek çocuklarına bayılıyorum. Kız çocukları çok narin, çok tatlı. Ama önce bir erkekle pası atıp sonra kız çocuğuna. Çok şımartırım çünkü ben. Erkek çocuğuna biraz daha hötöt yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü benim öğrencilerimle ilgili hoca olarak kendimi en başarısız gördüğüm yer o. Aşırı şımartıyorum. Peki çok sevdiğini hemen anlıyorlar. Her türlü beni mahvediyorlar. Biz bizdeyiz. Woman TV'deyiz. Woman TV'deyiz. Ha, yani var mı yakında öyle bir ihtimal? Görücü usulü tanıştıracağın birileri varsa var, çok... annemler öyle diyor. Benim bulduğumdan hayır gelmedi. Görücü usulü efendim, Woman TV'den. Evet, biz görücü usulüne. Peki aldım ben cevabımı. Program süremiz bitti. Ya ama ne kadar çabuk geçti. Değil mi ya, ama bunu saymıyorum. Bunu evet, saymıyorum. Burada İstanbul'da bir daha. İstanbul'da. Çünkü senin Woman böyle... TV'nin destekçisiyiz. Çok önemli. Türkiye'de bu, önemli bir şey işte, yapıyorsunuz. Bu sanatçı evet, bu. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah orada çok başarılı olacak. Dünden bugüne Yeşim Ceren Bozoğlu'nun performanslarıyla ve bizim sürprizlerimizle bambaşka bir Şahane. Şekilde hem sohbet İnşallah. Hem anlatacağız İnşallah. Diyorum. İnşallah. Bütün konuklarıma sorduğum bir soru var. Bana öyle bir şey söyle ki şunu da kimse bilmez diye başlasın. Kimsenin bilmediği bir şeyi Woman TV izleyicileri bilsin.
kimsenin bilmediği bir şeyi hemen faydaya gidiyor aklım. Ne söylesem faydalı olur. Yok, öyle düşünme ya, boş ver. Küçük bir şey de olur, olur mu? Olur tabii. Peki efendim, şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kendi adıma çok komik bulduğum, belki başkalarına komik gelmeyebilir ama kendimle ilgili hatırladığım ilk anılarımdan bir tanesi, 5 yaşında evimizin küçük tuvaletindeki nefis ekoya istinaden oraya kendimi kapatıp aşkımı bir sır gibi senelerdir saklarım, geceleri rüyamda ismini sayıklarım adlı eseri 5 yaşında böyle gözümden yaşlar aka aka söylemem. Kime aşıksın? Niye aşıksın? O yaşta ne? Aşkını o bir sır gibi 5 sene saklasan ne olacak? Saklamasan ne olacak? Kendini bildim bileli. Ne oluyor? Benim komiğime giden bir böyle küçük anım var. Kendimle ilgili ilk hatırladığım şeylerden biri. İlk hatırladın. Bunu da bizimle paylaştın. Evet. Kırmadın. Çok teşekkür ediyorum. Ben ama teşekkür bunu ediyorum. Saymıyorum. Gerçekten uçmadığımız sahip bir ortamda, evet, başka bir güzellikte, evet, olsun stüdyoda inşallah. Olacağız inşallah. Efendim, bugün biraz uçtuk ama keyifli bir sohbet yaptık. Bugünlük diyemiyorum. Artık Bodrum'dan benden bu kadar. Şafak Yavuz'un vizöründen bu kadar. Muhteşem bir şekilde başladık. Muhteşem bir final yaptık. Yeşim Ceren Bozoğlu'yla. Yeniden görüşünceye dek Bodrum'dan, Marina'dan hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.